Ay sonu raporuyla karşınızdayız. Ekotürk Genel Yayın Yönetmeni Cengiz Özdemir'le birlikte bu ayın olaylarını değerlendireceğiz. Ekim ayında neler yaşadık? Gerçekten Ekim ayında neler yaşadık sorusu aslında hafif kalan bir soru. Çünkü o kadar çok şey yaşadık ki içeride olup biten pek çok şeyi unutmak zorunda bile kaldık. Çünkü dünyayı sarsan ve dünyayı bir bölgesel savaşın içine sürükleyecek olan bir çatışmanın ortasındayız. Her şey 7 Ekim sabahı Hamas'ın Aksa tufanı diye başlattığı operasyonla 2500'den fazla füzeyi İsrail topraklarına gönderen Hamas savaşa girdiğini bir şekilde kabul ettirmek zorunda kaldı ve İsrail'in buna yanıtı çok acımasız oldu. İsrail sivil hedeflerle dahil olmak üzere pek çok yeri vurmaya başladı. Bu ay sonu raporunda ağırlıklı olarak tabii elbette Hamas ve İsrail meselesini konuşacağız. Ve bu arada bugün gelen haberlere baktığımızda savaşın genişleme, yayılma ihtimalinin de gündemde olduğunu görüyoruz. Bugün Yemen'den İsrail'in Kızıldeniz açıklarındaki bir bölgesine atılan füzeler büyük bir tahribat yarattı. Yemen'deki Husilerin, yani İsrail'in bir numaralı düşmanı Husilerin bu harekatı dolayısıyla aslında savaşın genişleme ihtimali var. İran'dan bekleniyordu, Lübnan'dan bekleniyordu, Suriye'den bekleniyordu. Yemen'den geldi. Dolayısıyla savaş büyüyebilir. Ne yazık ki barış şimdilik uzak bir ihtimal olarak karşımıza duruyor. 7 Ekim'e dönüyoruz. 7 Ekim sabahı ne olup bittiğine bakacağız. Gün gün gitmeye çalışacağız ve gün gün bu olayları değerlendireceğiz. Ne diyorsunuz Cengiz Bey? 7 Ekim gerçekten böyle şok edici bir güne uyandık. Zulm ile abad olanın ahiri berbat olur diye bir darbe meselemiz var. Evet, doğru. Gerçekten dünya tarihin görmediği bir zulümle karşı karşıya. İsrail tam bir terör devleti olduğunu bu günlerde açıkçası dünyanın gözü önünde tekrar sergilemiş oluyor. Tabii olayları tekrar ısıtan, başlatan her ne kadar 7 Ekim gibi olsa da bunun bir arka planı var. Bunun tabii bir tarihi var. Süreci var. Bunun bir öncesi var. Gazze'de sıkıştırılmış bir halk var ve o halka uygulanan bir zulüm var ve ibadetlerini yaparken bile kontrol altında tutulan, işte gündelik hayatını zaten doğru düzgün yaşayamayan bir halk var. Ben iki sefer vesile oldu gittim, oradaki o cinnet haline tanıklık ettim ki bunlar yıllar önce, bunları bilmediğimiz günlerdi. Tabii bu 7 Ekim'den itibaren de bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii o günkü Hamas'ın askeri kanadının işte başlattığı bu operasyonla ilgili başta İsrail olmak üzere dünya bir şaşırdı. Evet. Böyle bir şey beklenmiyordu. Belki dikkatin başka taraflarda olduğu bir anda, belki işte teknolojik olarak çok daha üst düzey bir hazırlığın olduğu bir savunma mekanizmasında son derece iptidai ama kararlı bir sistemle işte Filistinliler bu saldırıyı yaptılar ve gerçekten de inanılmaz başarılı oldular. İsrail Başbakanı bunun işte beklenmedik ve ölümcül olarak nitelendirdi. Savaşta olduklarını söylemiş oldu. Gün be gün gittiğimizde de işte 13 Ekim tarihine geldiğinde İsrail bu sefer yine imkansızı zorlayıcı bir tavrın içerisinde oldu ve Gazze'nin boşaltılmasını, güneye doğru boşaltılmasını istedi. 1 milyonu aşkın insanın bu şartlar altında boşaltılmasını istemek tabii inanılmaz derecede imkansız bir şey. Trajik, insanlık dışı bir şey. Tabii ki olabilecek bir şey değil. Birleşmiş Milletler'in işte Genel Sekreter Sözcüsü bunun üzerine bunun olamayacağını, bunun insanlık açısından büyük sonuçlar doğurabileceğini söyleyince işte karşı karşıya geldi sözlerde. Ve inanılmaz bir biçimde İsrail bugün henüz tam manasıyla bir kara harekatını başlatmamış olsa bile bunun ufak ön adımlarını atmaya başladı. Hava saldırılarıyla işte sivillerin üzerine, bırakın sivilleri, hastanelerin üzerine vurdu, evet. Bombalamalar başladı. O yüzden açıkçası dünyanın kör ve sağır olduğu bir iklimde böyle orada gerçekten savunmasız sivil halk normalde kendisinin savaşta hedef olmaması gerekirken bırakın kendisini yaralılarının bile hedef olduğu bir dönem yaşıyor, bir savaş yaşıyor. O yüzden açıkçası bütün dünyanın bu işle ilgili dikkatinin çekilmesi gerektiği bir dönemdeyiz ama dünya garip bir biçimde özellikle batıya baktığımızda
İşte tam manasıyla bir topyekün. Çifte standart. Evet. Yani topyekün bir çifte standart. Topyekün bir yani bunu tutup bir zamanla baktığımız zaman yeni bir milat yaşıyor. Evet. Veya işte bir kimyasal terimle baksak bu bir turnusol oldu. Batı Ukrayna'daki tavrı bambaşkayken buradaki tavrı bambaşka oldu. Gerçekten de yapılan konuşmalara bakıyoruz. İşte İsrail'in önünde durulmayacağı, İsrail'in bu konuda işte elinin serbest olduğu gibi onun tırnak içerisinde hadsizliğini, onun tırnak içerisinde öfkesini zulme çevirdiği günlerdeki tavrını daha da kışkırtıcı bir söylem var Batı'da. Tek istisnası İspanya'dan geldi. İspanya Sosyal Haklar Bakanı Iona Belarra, evet, çok enteresan. Enteresan bir biçimde günlerdir çok çarpıcı, farklı ifadelerle işte Avrupa iki yüzlüğün bedelini çok ağır ödeyecek diyor. İşte bu soykırıma bizi alet etmeyin diyor. Ve buna benzer bir sürü ifadeyle yani İspanya'dan yükselen bu hakkın haklının yanında olan sesin dışında açıkçası hiçbir yerden doğru düzgün hiçbir tepki bile gelmiyor. Ve İsrail son derece rahat bir biçimde bu artık bugünün şartlarında kendisi de geçmişte soykırıma uğramış bir halk olduğu halde bugün bu soykırımı hem de komşusu olan hem de kendisine göre aslında bu coğrafyada daha eski olan ve gerçek hak sahibi olan insanlara karşı bugün yapıyor. O yüzden Türkiye açısından da tabii durum özellikle hastane saldırılarından sonra artık içinden çıkılamaz bir hale geldi. Türkiye de bu konuda tavrını net bir biçimde ortaya koydu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı tam manasıyla bir öyle bozacı, şıracı desteği evet. gibi yaptıkları açıklamalar böyle. İşte Biden'ın gidip işte havaalanındaki kucaklaşma sırasındaki ifadesi bile garip. Gerçekten artık bugün işte ABD'nin başındaki isim kendini ifade etmekte bile sıkıntısı olan bir isim. İşte siz değil de karşı ekip falan gibi ifadelerle ya, evet. o şeyi anlatmaya çalışıyor. O yüzden açıkçası Orta Doğu'da her şeyin değiştiği bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Geçen ay burada aslında İsrail'le Türkiye dahil, diğer Arap ülkeleri dahil ilişkilerin tekrar normalleşme... Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Suudi Arabistan'la, Mısır'la... Aynen, normalleşme seviyesine geldiğini konuşuyorduk. İşte ilişkilerin diplomatik olarak tekrar başka bir yere geldiğini konuşuyorduk. Birdenbire 7 Ekim'le başlayan süreç gün be gün bizi buraya doğru itti. Şimdi mesela harekat öncesi yani Hamas'ın giriştiği o Aksa tufanı öncesi durumun tabii ne olduğunu tam bilmiyoruz. İddia şuydu, Hamas İsrail tarafından bir anlamda tahrik edildi. Yani bir saldırı, büyük bir saldırıya girişsin ve artık bu işin sonunu getirelim diye. Hamas'ın tasfiye edilmesiyle ilgili bir planın parçası olduğu da iddia ediliyor. Nitekim İsrail Başbakanı biliyorsunuz birkaç gün önce bir paylaşımda bulundu Twitter mesajından. Dedi ki İsrail Gizli Servisi bu arada ne yapıyordu? Ben merak ediyorum dedi. Yani İsrail Gizli Servisi hani işini yapmadı anlamında. Bu İsrail'de kıyameti kopardı ve bütün Haaretz gazetesi başta olmak üzere Haaretz onların işte bugün Türkiye'nin Hürriyeti Sabahı gibi bir gazete. Çok güvenilir bir gazete ve savaşta kendi hükümetini eleştirebiliyor. Yani eleştirel yazılar çıkıyor. Haaretz bu kabul edilemez dedi. Yani istihbarat servisine başbakan gölge düşürüyor dedi. Bunun üzerine başbakan tweetini sildi, özür diledi ama şimdi Haaretz hala devam ediyor. Diyor ki hayır siz yanlış yaptınız. Siz güvenlik teşkilatının başısınız, başkomutansınız, istihbarat teşkilatını kontrol eden kişisiniz. Sizin haberiniz olması lazımdı. Yani siz ben suçlu değilim, benim sorumluluğum yok, istihbarat teşkilatı uyudu mu diye sorarsanız o zaman topyekun. Yani istihbarat servisinin işlevsel olmasından siz sorumlusunuz diyor. Bu mesela bence İsrail'deki demokrasi nizamı ve demokrasi standartları bakımından da son derece önemli. Yani bir ülkenin savaşta bile demokrasiyi korumak için çaba gösterdiğini ifade ediyor. Tabii İsrail'i topyekun bir terör devleti gibi kabul edemiyoruz. Yani öyle değil. İsrail'in içinde de barış yanlıları var. İsrail'in içinde de vicdan üreticiler var. Ordu karşıtları var. Netanyahu karşıtı çok sayıda büyük bir kitle var. Hatta bugün yani bu savaş olmamış olsaydı Netanyahu muhtemelen savaşı kaybediyordu.
Anladığım kadarıyla sanki böyle bir şey var. Bu işe yol verdiler ve Hamas büyük bir saldırıya girişsin ve Hamas'ı ortadan kaldırmamızı gerektirecek bir gerekçe yaratalım diye düşünmüş olabilirler. Tabii bunların hepsi ihtimal dahilinde. 11 Eylül ile ilgili ABD'de hala nelerin konuşulduğunu biliyoruz. Ve tabii, bunların doğru olanları, eksik olanları mutlaka vardır. Veya yine sizi dinlerken benim aklıma rahmetli Demirel'in yine bizim istihbarat teşkilatımızla ilgili ifadesi geldi. Evet. İşte Demirel bir gün hatırlarsınız şöyle demişti. Ya bizim istihbarat teşkilatımız Angola'da darbe olsa bana haber veriyor, Ankara'da darbe olsa bana haber vermiyor. Şimdi gerçekten aynen, de tabii bu demokrasilerde o kurumların kurum taassubuyla yaptıkları veya farklı siyasi hesaplarla yaptıkları bir sürü şey olabilir. Ama ne olursa olsun, tabii İsrail'de bir de bu aşırı sağ koalisyonun zaten aylardır devam eden protestolara karşı tavrı, üstünde yürüyor işte aynı şekilde. Tabii. Bu Anayasa Mahkemesi ile ilgili gelişmeler, bunların hepsi karşımızdaydı. O yüzden burada tırnak içinde bizdeki 15 Temmuz'da getirilen iddialara benzer olaylar olmuş olabilir. Hepsi olabilir. Bunların hepsini zaman içerisinde göreceğiz. Belki de gerçekten Hamas'la ilgili böyle bir hesabı da, böyle bir plan da, böyle bir şey de olabilir. Ama evet, belki de dünyadaki pek çok büyük olayda olduğu gibi aslında hiçbir şey yok ve inancın, mücadele aşkının getirdiği azimle son derece iptidai silahları kullanarak yüksek teknolojiyi delmiş bir mücadele azmi de karşımıza çıkabilir. Ama doğru, şu bir kere kabul edilemez, siz ne olursa olsun bu olayla karşılaştıktan sonra sivil halkı düşman ilan edip onun üzerine bomba yağdırmak ve bomba yağdıracağınızı da güya gerekçelendirmek için ben sizin taşınmanız için size 24 saat veriyorum demek, bunların hiçbirisi kabul edilebilir şeyler değil. Bu işte Hamas konusunda zaten bu bugünün meselesi değil. Hamas'ı biliyorsunuz, biz biliyoruz, Türkiye biliyor, başka İslam ülkeleri biliyor. Bunun bir arka planı var. Buradaki mücadelenin arka planını hepimiz biliyoruz. O yüzden herhangi bir gelişme İsrail'i bugün yaptığıyla ilgili haklı duruma asla getiremez. İsrail'in evet, bugün yaptığı kesinlikle zulümdür bana göre. Evet. Tabii bu arada Türkiye'nin yönelimi de değişti. Yani savaşın en başında 7 Ekim'de örneğin çok böyle çok dengeci bir politika izledi. Çünkü Hamas'ın saldırısı da çok büyüktü ve yani beklenmeyen bir saldırı olduğu için orada bir anlamda işte dengeyi korumak için evet İsrail'in de kendini savunma hakkı vardır gerçeğinden hareketle. Çok böyle ortada durdu fakat ne zaman ki İsrail sivil hedefleri vurmaya başladı, hastane baskını dahil olmak üzere, orada Türkiye net biçimde tavrını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı hem grup toplantısında İsrail'i bir terör uygulamakla suçladı. Arkasından büyük bir miting düzenledi geride bıraktığımız hafta. Dolayısıyla orada artık biz İsrail'le yan yana yürümeyeceğimizi deklare etmiş oluyoruz. Yani o denge politikasından epeyce uzaktayız. Şimdi siyasetin, siyasinin en temel işi toplumsal talepleri anlama ve seslendirmedir. Evet. Şimdi gerçekten de bu akşam mesela biz bu programa çıkarken bile benim aldığım mesajlarda yani konuşacak ne kaldı anlamında tabii, mesajlar geliyor. Şimdi doğal olarak siyasiler de hem kendi partilerinin tabanından hem ülkeden hem ülkenin dışında bu İslam dünyasındaki diğer ülkelerden, ki ben tanıklık ettim. Mesela bir Tunusluyla çok havadan sudan bir sohbetin içerisinde bile siz niye susuyorsunuz, siz niye konuşmuyorsunuz, ya, Türkiye niye bu işin bayraktarlığını yapmıyor, Erdoğan nerede gibi lafları bu çıkışın hemen öncesinde ben kendi kulaklarımla duydum. Şimdi hem İslam ülkelerinde hem Türkiye'deki gerek parti tabanında, gerek bırakın siyasi partiyi, diğer siyasi partilerin tabanlarında da bu duyarlılık had safhadaydı. Ya bu toplumsal talebi fark etmek zaten siyasetçinin işi. Doğal olarak zaten bu işin dünden itibaren omuzdaşı olmuş, bu mücadelede, Filistin'de verilen mücadelenin destekçisi olmuş Tayyip Erdoğan'ın da o yumuşama dönemine rağmen bu işi askıya alıp olması gereken tarafa geçeceğini tahmin etmek çok zor değildi. Nitekim
orada İsrail'in hiç ivazsız tavizsiz son derece terörist bir tavrın içinde olması ki bakıyorum işte Hikmet Çetin gibi aslında Dışişleri Bakanlığı yapmış insanların dilinde bile bunu görüyorsunuz. İsrail'le ilgili tabii bir terör devleti ifadesini görüyorsunuz. Yani İsrail gerçekten de belki o son dönemdeki Türkiye'nin ve diğer Arap ülkelerinin ilişkilerinin yumuşamasının getirdiği tırnak içinde bir rahatlıkla da bu Filistin meselesini bir bakıma unutturup normalleştirmeye kalktı. Ve orada yapılan bu insanlık için kabul edilemez davranışları tamamen normalleştirmeye çalıştı. Ama bütün dünyanın nezdinde bu çifte standart ortaya çıktı. Bir İsrailli'nin değeriyle bir Filistinli'nin değeri, işte bir Ukraynalı'nın değeriyle bir Filistinli'nin değerinin aynı olmadığını bu gelişmeler bize gösterdi ki bu son derece rahatsız edici, çirkin ve dünya için tehlikeli bir şey. İş böyle bir noktaya geldi. O yüzden açıkçası Türkiye'nin hele hastane saldırısından sonra tavrını net bir biçimde ortaya koyması tabii ki dengeleri de değiştirdi. Bundan sonrasında da Orta Doğu'da artık bir ay önce konuştuğumuz bir Orta Doğu yok. Ya bundan evet. sonrasıyla ilgili herhangi bir öngörüde bulunmak da çok zor. Ama şurası kesin, yani ne olursa olsun bugün itibarıyla artık baktığımızda Batı dünyası son derece tehlikeli söylemlere de cevaz veren bir vurdum duymazlık içerisinde. İş bir din savaşına doğru, iş bir işte iki büyük dinin mücadelesine doğru itiliyor ki buna işte Tevrat'taki bazı ifadeleri kullanan bir takım siyasilerle, hele bu siyasilerin bırakın burayı Amerika'da olanlarıyla falan karşılaştığımızda iş çok daha tehlikeli bir yere doğru savruluyor. Şimdi bugün ortaya çıkan bir durum var. Aslında o çerçevede konuşup belki Filistin meselesini kapatabiliriz. Diğer konulara da bakacağız. Bugün Yemen'den bir füze atıldı ve İsrail'in kuzeydeki, en kuzeydeki Kızıldeniz'e çıkışı olan bir kasabayı vurdu. Bu Yemen biliyorsunuz işte Husilerin kontrolünde. Husiler Suudilerle husumetli, yani onlarla araları iyi değil. Zaten Suudi Arabistan birkaç kez Yemen'i bu sebepten dolayı vurdu. Silahlı bir şekilde, ağır silahlarla vurdu. Şimdi Husiler işin içine girince Suudi Arabistan şu anda muhtemelen bir dakika diyor, dur diyor. Burada başka bir şey var. Dolayısıyla bunlar, yani benim düşmanım olan birisi eğer bir başka düşmanımla birlikte çatışma haline girmişse burada benim ayrı bir pozisyon almam gerekir diyor. Ben buradan yola çıkarak şunu görüyorum, yani yeni bir kışkırtma eşiğindeyiz. Örneğin savaşın başından beri şunu bekliyorum. İran eninde sonunda bu savaşa müdahil olacak. İşte Haçlı Şabi milisleri girecekler ve İsrail'i vuracaklar. İran sessiz kalıyor. Hizbullah o tehlikeli, yani dünyanın böyle karşısında titrediği ki İsrail'i birkaç kez dize getirdi. Hizbullah mesela beklenen herhangi bir şey yapmadı. Onlardan da böyle bir şey gelmedi. Buradan gelmiş olması ben savaşın başka bir noktaya doğru gidebileceğini, yani Suudi Arabistan'ın düşmanı olan bir güç İsrail'e karşı husumet gidiyorsa burada artık taşların yerine oturması için yeni bir dönem gelecektir diye düşünüyorum. Sanki bu yol üzerinden giderek barışı daha kolay kurabilecekleri bir ortam şekillendirebilirler diye düşünüyorum İran karışmadığı için. Tabii şu anda söylediğimiz her şey bir tahmin, bir varsayım olmak tabii. durumunda. Ama bu şu ana kadarki dünyanın tavrının İsrail'i açıkçası hizaya sokacak bir yola itmediğini görüyoruz. Yine öbür tarafta da mesela her şeye rağmen hakkani veya işte bu mücadelede ihtiyaç sahiplerinin sesine kulak vermek anlamında Elon Musk'ın tavrının da altını çizmek tabii. lazım. O da mesela özellikle son dönemde sosyal ağlarla ilgili artık zaten bir sahipliği söz konusu. İşte dün bizim Twitter diye bildiğimiz ağ bugün X oldu adı. Orada mesela benim İran'la ilgili dikkatimi çeken bir paylaşım olmuştu geçtiğimiz günlerde. Evet. Son derece ilginçti. İşte İran'ın çevresine konuşlandırılmış Amerikan üslerini koyup üstüne de şey yazmış, İran savaş istiyor diye. Altında da açıklaması şu, bu İranlılar da o kadar garip insanlar ki ülkelerini gelip bizim Amerikan silahlarımızın burnunun dibine koymuşlar diye. Yeah. Böyle ironik bir biçimde çok, kendi ülkesini yerden yere vuran bir aslında bir resimle, bir çizimle
bir sürü şeyi sorgulatacak bir tavrı oldu. Yine aynı Elon Musk'ın buradaki bu zulüm karşısında onların hiç olmazsa insani iletişimlerini sağlamak için kendi uydu potansiyelini işte ortaya koyarak belki Amerika'nın, belki İsrail'in tersine oradaki insanlara insani olarak bir yardım elini uzatmış oldu. O yüzden tabii farklı yerlerden farklı sesler olacak. Bunları önümüzdeki günlerde de görmeye devam edeceğiz. Ama şurası kesin. Yani ne olursa olsun, yani bütün bu konuştuklarımız neyi ne şekilde gerekçelendirmeye kalkarsak kalkalım, İsrail'in bu tavrının anlaşılabilir bir tarafı yok. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği de işte Kahire'de yapılan zirvede de aşağı yukarı herkes yine orada bu işi seslendirme konusunda geldiler, bulundular. Ama yine de Arap dünyasındaki bazı liderlerin anlattığının dışında, bizden işte Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın anlattığının dışında suya sabuna dokunan yoktu. Yani evet. Şimdi Batı dünyasından pek çok insan orada daha mütevazi bir biçimde temsil edildi pek çok ülke. Burada liderler yoktu. Amerika'nın oradaki temsilinde mesela yine bakan düzeyinde gelenler varken, devlet başkanı düzeyinde gelenler varken, başbakan düzeyinde gelenler varken ABD orada maslahat güzel düzeyinde kendini temsil ettirdi. Sadece bu bile aslında bir yaklaşımı ortaya koymaya yetiyor. O yüzden yani bugünün dünyasında artık Ukrayna unutuldu ve doğal olarak bir başka cepheleşme ortaya çıktı. Bu gelişmeler doğudaki Rusya ile Çin'i birbirine daha da yaklaştırdı ve aslında bu dünyanın önde gelen güçlü ülkelerinin hemen arkasındaki onları takip eden ülkelerde bu sefer Batı ile ilgili dün şöyle bakıyorlardı. Burası hür dünya diyorlardı. Burada evrensel bir takım değerler var diyorlardı. Şimdi ortada hür dünyanın olmadığı, evrensel değerlerin de işine geldiği zaman kendine doğru yöntüldüğü bir dünyaya evrilmiş oldu iş. Ve bu sefer doğudaki Çin, Rusya ekseninin en azından o diğer ülkeler nezdindeki ilgisi, muhabbeti, yaklaşımı daha da farklılaşmış oldu. O yüzden bundan sonrasında biz hem bölgede hem dünyada daha farklı işbirlikleri görebileceğiz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi reklama gideceğiz. Reklama gitmeden önce ben de bu konuya ilişkin son bilgiyi aktarayım. Mesela ben bu savaşta şunu bekliyordum. İşte dünyanın böyle yön verici bazı entelektüelleri var. İşte Noam Chomsky gibi, Tarık Ali gibi, Teslime Nesrin gibi falan. Bu güçlerin mesela bir araya girip bu tür savaşları genellikle önleyici bildiriler açıklaması gerekiyordu. Ses yok. Mesela Noam Chomsky bir kelime etmedi. Evet, yani şöyle, iyi değildir savaş falan, güzel değildir, savaşın iyisi olmaz falan gibi böyle orta yolcu laflar etti ama bu savaş bitmelidir sözünü duymadık. Bu aklıma şunu getiriyor. Ayrıca mesela Papa'nın tavrında da aynı şey var. Yani Papa da bir şeyler söyledi. Evet, savaş bitmeli, işte oradaki halkların dramı sona ermeli falan dedi ama çıkıp da ara buluculuk yapalım, bir şey yapalım demedi Papa Francis. Orada da öyle bir şey var. Sanki bu savaşın sürmesi isteniyor. Ve bu savaşın sürmesi için bir uluslararası konsensüs var. Bu savaşın nasıl biteceğini de tahmin ediyorlar. Yani muhtemelen Gazze'nin tamamen boşaltıldığı ve İsrail'in Gazze'yi artık sahiplendiği ya da kendi toprakları içinde gördüğü bir sadece Filistinlerin Batı Şeria'ya sıkıştırıldığı bir şeyden, ülkeden, coğrafyadan bahsediyoruz. Böyle bir uluslararası akıl devrede olabilir, bilmiyorum. Ben sadece bu sessizliğe bakarak yorumluyorum. Yani eğer Noam Chomsky gibi bir adam eğer çıkıp hala bir şey söylemediyse ya da Tarık Ali biliyorsunuz bir İslami entelektüel müthiş bir adam. Evet. Yani her şeyi de konuşuyor. Onlar çıkıp söylemediyse bir şey var diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ben şöyle kapatalım derim. Tarih bugüne kadar bunun tersini bize hiç göstermedi. Evet. Tarihin tekerrür etmek gibi bir döngüsü var. Ve zulm ile abad olanın ahiri berbat oldu. Bu sefer de olacaktır. Öyle olacak diyorsunuz. Peki. Reklama gidiyoruz.
Son raporunda İsrail-Filistin savaşını konuştuk ve mümkün olduğu kadar detaylı konuşmaya çalıştık. Şimdi diğer olaylara bakacağız. Tabii bütün bir olaylar zinciri içinde bizi de çok etkileyen bir olay var. 1 Ekim günü Ankara'da bombalı bir saldırı oldu, terör saldırısı. Ve bu bombalı terör saldırısı sonrasında ciddi anlamda Türkiye önüne şapkasını koyup düşünmek zorunda bırakıldı. Çünkü yeni bir terör dalgası gelir mi gelmez mi tartışması vardı. Şimdilik böyle bir şey olmadığını biliyoruz ama gerçekten o gün için korku vericiydi. Evet, o gün zaten yanlış hatırlamıyorsam meclisin açıldığı gündü. Aynen. Ve dikkatlerin Ankara'da olduğu o gün yine bizim geçmişte ne yazık ki bu coğrafyada zaman zaman kötü bir takım örneklerini gördüğümüz patlamalardan bir tanesiydi. Tabii Türkiye hızlı bir biçimde hemen cevabını verdi ve bu sefer aslında birkaç hamle ilerisini de görerek işte PKK-YPG'nin işte Türkiye sınırları dışındaki bir takım merkezleri başta olmak üzere bunlara hemen bir harekat başlattı ve üçüncü şahıslara da şunu bu sefer diplomatik bir dille değil askeri bir dille ifade etmiş oldu. Bu YPG'nin ilintili olduğu yerlerden uzak durun. Orada siz de olsanız biz bunları hedef olarak görmeye devam edeceğiz diye. Ve gerçekten sonradan ikisinin de kimliği tespit edilmiş oldu. Baştan nasıl bir mesajı vardır diye iyice tartışılan bir olay. Arkasından Türkiye'nin bu harekatıyla belli bir yere evrilmiş oldu. Tabii yine de dediğiniz gibi sarsıcı bir hadiseydi. Türkiye cevabını vermekte gecikmedi. Bu coğrafyada böyle bir ülkede olunca, bu problemlerle birlikte olunca bunlar zaman zaman karşımıza çıkacak. Hele işte hemen Orta Doğu'da yaşananlara baktığımızda bu süreç Türkiye'yi biraz o Orta Doğu'nun içerisine fazlaca çekmiş oldu. Evet. Orta Doğu'daki günlük rutin dediğimiz hadiseler bizde hamdolsun bugüne kadar bu kadar sıklıkla yaşanmadı. Ama bu o bölgeden bir kötü hatırlatmaydı. Geçmiş olsun diye. Evet. Yine 1 Ekim'de Birleşmiş Milletler heyeti 30 yıllık aradan sonra Dağlık Karabağ'ı ziyaret etti. Bu Ermenistan-Azerbaycan meselesi bakımından yani çözümsel açıdan önemliydi. Evet, tabii Karabağ'da açıkçası bir belirsizlikler yaşandı uzun müddet. O belirsizliklerden sonra 2. Karabağ Savaşı sonrasında 3 Aralık 2020'de Azeriler o güne zafer günü diye adlandırdılar. Evet. Ve bir zafer kazanılmış oldu. Şimdi Karabağ'da yeni bir statü var ama öbür tarafta demografik olarak değişmiş bir Karabağ var. İşte oradaki Ermeni nüfus kendiliğinden o bölgeyi terk etmiş oldu. Birleşmiş Milletler'in bu heyeti de orada gelip bu tespitlerde bulunduğunda açıkçası Azerbaycan'ın lehine bir takım kabuller ortaya çıktı. Azerbaycan'ın buradaki müdahalelerinde asla sivil hedefleri hedef olarak almadığı, burada tamamen kendisine karşı o dönemde ilan edilmiş Artsakh Cumhuriyeti diye aslında hiç kimsenin tanımadığı bir cumhuriyetin tırnak içerisinde yaptığı eylemlere karşı Azerbaycan'ın yaptığı müdahale olduğu Birleşmiş Milletler kararlarıyla, Birleşmiş Milletler denetimiyle de tespit edilmiş oldu. Tabii Fransa'dan yanılmıyorsam bir takım çatlak sesler çıktı sağdan soldan ama neticede Azerbaycan'ın perçinlediği 3 Aralık 2020 tarihinde perçinlediği o zafer günü sonrasında inşallah bundan sonrasında Karabağ'da yeni bir düzen kurulacak. 3 Ekim'de Amerika'da bunlar olur mu dediğimiz bir olay oldu. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy görevden alındı. Üstelik de kendi partisine mensup milletvekillerinin oylarıyla oldu bu. Bu tabii Amerika'da şunu akıllara getiriyor. Amerika bir süredir o bildiğimiz eski, o kadim Amerika değil, başka bir şey. Çünkü hiç olmadık şeyler. Örneğin Kongre baskını oldu mesela seçimlerden sonra. İşte eski Amerikan Başkanı Donald Trump mahkemede hesap verdi, cezaevinde fotoğrafı çekildi. Şimdi mesela bu oldu. Bunlar olunca diyorsunuz ki Amerika'da da böyle bir şekilde taşların yerinden oynadığı bir dönem başlıyor gibi. Yani Amerika'nın iç sıkıntıları acaba bu şekilde mi tezahür ediyor? Tabii öyle baktığımız zaman 110 yıllık meclis geleneğinde ilk defa karar oluyor. Aslında burada da 8 tane cumhuriyetçi milletvekilin oylarını işte aleyhte kullanması buna yol açmış oldu.
Gerçekten de böyle baktığımızda 110 yıl çok uzun bir zaman, oturmuş bir gelenek var ve bir kişinin teklif etmesiyle karar alınma süreci de aslında tam da bu dönemde verilmiş bir taviz. Trump bu konuda biraz kendisi de sıkıntıda olduğu için bir öz eleştiri yaptı. İşte cumhuriyetçiler niye karşılarında başka rakipleri varken kendilerini yiyorlar diye. Gerçekten demokrasi adına ilginç bir örnek yaşadık. Evet. 9 Ekim'de Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu. Nobel Ekonomi Ödülünü Harvard Üniversitesi'nden Profesör Claudia Goldin kazandı. Ben Claudia Goldin'in hayat hikayesine şöyle bir baktım. Yani Nobel'i alması gerekiyormuş aslında. Çünkü Nobel'e giden yolda o kadar, hani bazı şeyler böyle insanın ihtiyaçlarından çıkar ya, onunki de öyle. Harvard'a baktım. Harvard Üniversitesi'nde akademisyen ve iktisat bölümünde. Harvard'da 1993 yılına kadar tek bir kadrolu kadın akademisyen yokmuş. 93'e kadar. Düşünün yani, o koca Amerika'da bir üniversitede, Harvard gibi bir yerde kadın akademisyen yok. Şimdi diyor ki kadın muhtemelen çalışmaya başlarken, ya bu üniversite kadınlara eğer yolu kapadıysa ben bu yolu açarım diye Nobel'e giden yolu ve tezi de zaten şey üzerine, kadın dünyadaki kadın istihdamı üzerine. Evet, ben de şöyle bir baktım. Gerçekten de dünya içinde baktığımızda bu Nobel'le ödüllendirilmesi gereken bir çalışma. Evet. Kadın istihdamı ile ilgili bir çalışma. Tabii Nobel'in diğer ödüllerinde farklı isimler var. Onlara şimdi çok değinmeye gerek yok ama özellikle bu 9 Ekim tarihinde işte kadın istihdamı ile ilgili çalışmasıyla Claudia Goldin bu ödülü kazandı. Gerçekten böyle geçmişte kadın hakları konusu, hele Avrupa ile hele Türkiye arasında bir kıyaslamaya kalktığımızda, tabii, bile aslında belli yerlerde ne yazık ki geçmişte, bugün değil, Türkiye'nin daha önde olduğu dönemler var. Evet. Peki gelelim 17 Ekim'e. 17 Ekim'de Putin Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamında Pekin'e gitti ve uzun bir aradan sonra ilk kez yurt dışına çıktı. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranıyor. Yani gidildiği ülkelerde tutuklanma ihtimali var. Bu çok zor bir ihtimal ama bunu yine de şansa bırakmıyor. Ama mesela Çin dost bir ülke olduğu için oraya gitti. Bunu hem konuşurken Bir Kuşak Bir Yolu Putin'in ziyaretini, sizin bir yakın zamanda Moskova ziyaretiniz oldu. Bu Moskova ziyaretiyle birleştirerek anlatabilirseniz. Aslında oradan başlayayım. Gerçekten biraz da meram hat safhadaydı. Savaşta olan bir ülke ve demin konuştuğumuz Filistin'le kıyasladığımız zaman, İsrail'le kıyasladığımız zaman aslında işte orada da bu savaş dolayısıyla Batı'nın aldığı bir sürü yaptırım kararı neticesinde hayatın etkilenmiş olması gereken bir yerdi. Tabii bir takım tespitlerimiz veya önceden bildiğimiz için hazırlığımız olmadı değil. Ama bu her türlü yaptırıma rağmen hayatlarını çok son derece normal bir biçimde devam ettiriyorlar. Ve gerçekten de bizi Türkiye'den gelen işte 15 kişilik bir heyettik, bir gazeteci heyeti. Arkadaşlar arasında bir sürü sizin de tanıdığınız isimler vardı. Medya ve enformasyon diplomasisi adına aslında iyi bir hamle oldu. Evet. Bu işte Türkiye'de Küresel Gazeteciler Konseyi diye bir sivil hareket var. Bu bir aslında bu tür işleri bunların yapması çok daha önemli. Ve daha öncesinde Rus gazetecilerin Türkiye'de ağırlandığının bir karşı programı olarak biz oraya gittik. Orada bir fotoğraf sergisi açtılar Moskova'nın ortasında. Çok güzel bir fotoğraf sergisiydi ve açık havada açıldı. Billboardlar üzerinde açılmış oldu. Orada Özal'ında, Demirel'inde daha önceki ziyaretlerinden seçilmiş fotoğraflarla güzel bir fotoğraf sergisiydi. Sergey Lavrov bizi özel bir video mesajıyla karşıladı. Orada özel bir video mesajıyla işte kendi temennilerini aktarmış oldu. Maria Zaharova, Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü, özel olarak hepimizle ilgilendiği gibi hepimizi bilgilendirdi. İşte hem Rus medyası hem Batı medyası ile ilgili kıyaslamalar yaptı. Biz de açıkçası bazen bu tür ziyaretler farklı şeylere vesile oluyor. Bizim de yaptığımız bu yurt dışından bir takım programlara Stüdyo Moskova'yı da ekleyelim diye bir kararımız oldu. Orada da bunun altyapısını yapmış olduk. Ama beni en çok etkileyen temaslardan bir tanesi Leonid Slatsky. İşte onların Devlet Duması
Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı ile yaptığımız bir iş yemeği oldu. Orada inanılmaz derecede Türkiye ile ilgili ilgilerinin son derece yakın olduğunu verdiği pek çok örnek üzerinden işte anlamış olduk. Hatta sohbetin arasında işte doğalgaz parasının ertelenmesi gündeme geldiğinde de şunu bile açık yüreklikle söylemiş oldu. İşte savaştayız. Türkiye elbette belli sıkıntılar yaşıyor. Biz de yaşıyoruz. Ekonomik zorluklarımız var. Ama bizim Türkiye ile stratejik yakınlığımız paradan çok daha önemlidir gibi bir ağır cümleyi de kurmuş oldu. Yine orada işte Kondroşov, TAS'ın genel müdürü bizle çok ayrıntılı bir görüşme yapmış oldu. Yine bizim büyükelçimiz Mehmet Samsar Bey şimdi görev süresi doldu. Bizi kendi residence'ında kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii residence'ında. Kendi derken şunu kastetmek, şunu anlatmak için aslında söylüyorum. O gün biraz konuşacağız tabii birazdan bu başlıkları da. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu dönemde Tolstoy'un dedesinin malikanesini Türkiye Cumhuriyeti residence olarak satın almış. Çok ve güzel. Bugün Moskova'ya giden insanların o kadar büyük müzeler içerisinde görmek istedikleri bir başka mekanda Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki residence. Ve bu bir başka vizyonu ifade ediyor. Mehmet Samsar Bey de aslında belki sadece bunu göstermek için bizi orada ağırladı. O yüzden açıkçası bu medya ve enformasyon diplomasi de çok önemli. Bu konuda yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı özellikle işte Mehmet Ali Dinbey'in başkanlığında bu Küresel Gazeteciler Konseyi olarak başta Sayın Dışişleri Bakanımız olmak üzere Türkiye'de de kamu diplomasi, işte kültürel diplomasi ve medya enformasyon diplomasi ile ilgili kurum ve kuruluşlarla, iletişim başkanlığıyla enine boyuna tartışıp konuşmak istiyoruz. Çünkü dünya artık böyle bir dünya. Oraya tabii gittiğimizde pek çok temas kurulmuş oldu. Bizim kendi yayın organımızın dışında başkaları da başka işbirliklerine imza attı. O yüzden açıkçası savaştaki bir ülkenin başkenti bizim için farklı bir deneyim oldu. Bundan bahsetmiş olayım. Öbür tarafta tabii Kuşak ve Yol Forumu 10 yıldır yapılan bir forum. Evet. Tabii bu Çin'in aslında dünyadaki iddiasının altını dolduracak bir çalışma ve gerçekten de büyük bir çalışma. Bunu her sene forumlarla, her sene yapılan yollarla, köprülerle, viyadüklerle destekliyor. Açıkçası örnek alınması gereken bir çalışma ve aslında belki Türkiye'de bu konuda buna eklemlenebilecek başka bir vizyonu ortaya koymalı. Türkiye şu anda bizim baktığımız bir takım adımlarla bunu gayet iyi bir biçimde yapıyor. İşte yeni havaalanı bunun bir örneği oldu. Ama zaman zaman işte karşımıza çıkartılan bu enerji hatlarının Türkiye'ye değmeden, Türkiye'yi teyit geçerek götürülmesi gibi bir takım çalışmaların önünü kesmek için Türkiye'nin de kendi ölçeğinde, kendi bölgesinde, kendi ülkesinde bu çalışmaların mütemmimi olacak çalışmalara ihtiyacı var aslında. O yüzden ben bu ziyareti tabii ki Putin'le ilgili tutuklama kararı dolayısıyla ilgimizi çekiyor ama o coğrafyada böyle bir şeyin tabii konuşulması bile imkansız. Evet. Ve demin konuştuğumuz Filistin ve işte İsrail Savaşı aslında bu iki ülkeyi de liderlerinin çok daha candan iki arkadaş olmasına evirmiş oldu. Evet. 23 Ekim'deyiz. Azeri ve Ermeni Dışişleri Bakanları Karabağ'ın el değiştirmesinden sonra ilk defa bir araya geldiler. Bu bir yakınlaşma. Evet, aslında biraz önce bu başlığı konuşmuş olduk. 23 Ekim'de de bu sefer bölgede İran'da yapılan bu zirvede hem Rus Dışişleri Bakanı hem Türkiye'den de bizim Dışişleri Bakanımız da vardı. Tabii bu açıkçası en azından Dağlık Karabağ'da şu anda olması gereken gerçekleştikten sonra yeni bir barış döneminin de bölgenin etkili 5 ülkesinin masada olmasıyla anlamlı bir fotoğraftı. İnşallah bundan sonrasında yıllardır o Dağlık Karabağ'da yaşanan kaos ve savaş günleri geride kalır diye temenni edelim. Evet. Şimdi ana başlıklarımızda son madde kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımı protokolünü imzaladı. Zaten bu beklenen bir gelişmeydi. Bu Finlandiya ile mukayese ettiğimiz zaman birinin seçim öncesinde olması, birinin seçim sonrasına sarkıtılması açıkçası beklenen bir gelişmeydi. Şu anda bir tek Macaristan'ın bir şerhi var ama o zaman içerisinde nasıl halledilecektir bunu
işte göreceğiz biz de hep birlikte. Fakat bu da aslında Ukrayna-Rusya savaşının bir doğal sonucu. Şimdiye kadar askeri tarafsızlık gibi kendilerine bir misyon biçmiş olan bu ülkeler bu olay karşısında böyle bir tavrı aldılar. Tabii Türkiye de bunu kullandı, haklı olarak kullandı ve kendi lehine alması gerekenleri aldıktan sonra da bu işi kendi meclisine havale etmiş oldu. Şimdi bizim tabii kendi televizyon kişisel tarihi bakımından da önemli. Ekim ayında biz vardık. Biliyorsunuz 22 Ekim'de Ekotürk'ün kuruluşunun 5. yılıydı. Büyük bir kutlama yaptık yani kendi aramızda ve tabii eş dostu da davet ederek. Evet, tabii zaman dediğimiz çok çabuk geçiyor. Şimdi bu mekanda biz açıkçası Serdar Bilgili Bey'le bu kira sözleşmesini yaparken 5 yıl bize böyle bayağı bir uzun zaman gibi gelmişti. Geldi geçti. Ve baktık ki geldi geçti. İkinci sözleşmeyi bile imzalamış olduk. Tabii Ekotürk başlamış olduğu yayın hayatına, 2018'in 22 Ekim'inde başlamış olduğu yayın hayatına 5. yaş gününü idrak ederek 22 Ekim'de devam ettiriyor. Ve bu dönem zarfında açıkçası bir kategori oluştu. Ekonomi televizyonları diye bir kategori oluştu. Siz çok iyi biliyorsunuz. Siz işte bizim bu alandaki saydığımız zaman zaten 3 tane kuruluşuz. İşte Bloomberg var, işte A Para var ve biz varız. Evet. Biz bir ekonomi kanalları kategorisi oluşturduk. Buraya yeni gelenler de olacak belki. Yeni gelenlerin bize herhangi bir şekilde rahatsızlık vermesi söz konusu değil. Tam tersine hatta pazardaki tezgahın artması oradaki ilgiyi daha da arttıracaktır diye düşünüyorum. Tabii 5. yaş günü bizim için önemliydi. İnşallah bunu zamanı geldikçe açıklayacağız ama bu sene bizim Ekotürk'ün yanında ona omuzdaş olacak başka medya markaları girişimlerimiz de olacak. İnşallah bunu da zaman içerisinde duyurmuş olacağız. O yüzden 22 Ekim önemliydi. Bu yıl içerisinde başka hamleler için de bizi izlemeye devam edin diyelim. Evet, bütün Türkiye kilitlendi ve 29 Ekim'i 100. yılı idrak ettik. Yani gereği gibi idrak etmeye çalıştık. Halkın katılımı olağanüstüydü. Bizim de o gün özel programlarımız vardı 29 Ekim'le ilgili. Tabii bu tartışılır, tartışılıyor. Şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı diye ama herkes üstüne düşeni yapmış olması önemliydi. Evet. Biz açıkçası bir iki adım belki daha önde durduk. Bizim kanaatimiz 2023 başından sonuna özel yıl ilan edilmeliydi diye biz düşündük. Bu ilan edilmese bile biz kendimiz bunu yaptık. Bizim ekranımızın sağ üst köşesinde 1 Ocak 2023 tarihinden beri işte 100. yıl logosu var ve bu tabii 31 Aralık tarihine kadar da devam edecek. O gün de gün boyu son derece renkli programlarımız vardı. Akşam da belgesel tadında aslında 3 program yaptık. Evet. Bunları zikredince diğerlerine haksızlık etmeyeyim. Diğerleri de çok güzel programlardı. Ama bunların farklı özellikleri devamlık vardı. Tabii ki bir tanesi sizin Mahfi İlmez Bey'le yaptığınız programdı. Mahfi Bey bugün tartışmasız Türkiye'de ekonomi alanında büyük bir isim. Ve gerçekten o da herhangi bir biçimde basit tartışmaların dışında bir isim. Kesinlikle. Orada sizle birlikte bu 100 yılı dönemler halinde neyi yaşadığımızı gayet güzel belgesel tadında anlattınız. Sizden sonra bu sefer işte Profesör Doktor Burak Atamtürk'le Profesör Doktor yine Burak Bey bizim işte daha öncesinde yapmış olduğumuz iktisattan çıkış programını iktisattan çıkış programını yapan isimlerdi. Burak Kaymakçı Bey bir yandan o ismi düşünürken aklıma şey gelmiş oldu. Tabii onlar o gün yaptıkları özel program özellikle 100 yılla ilgiliydi. Ama bundan sonrasında yine iktisattan çıkış programında bu sefer Dündar Demiröz de onlara katılacak. Rahmetli Şenol Demiröz'ün oğlu. Ve iktisattan çıkış yine aynı haftalık rutininde devam etmiş olacak. Sonrasında da biz aslında Türkiye'de hepimize meslek büyüğü olarak hitap etmiş Yavuz Donat Bey'le bu Cumhuriyet'in işte başından bugüne kadar onun tanıklık ettiği bölümle ilgili birazcık hatıraları konuşmuş olduk. Niye Yavuz Bey? Gerçekten Yavuz Bey inanılmaz bir biçimde o yaş, ilerlemiş yaşına rağmen müthiş bir hafızayla, müthiş bir hatıra biriktirmiş durumda. İnönü'den itibaren bütün cumhurbaşkanlarına yakın olmuş bir isim ve bunları
her seferinde yazmış bir isim. Siyaseti konuştuk. Aslında medyayı ve iş dünyasında konuşacağımız iki ayrı program daha kendisiyle yapacağız. O yüzden açıkçası bir Ekim ayına sığdırdığımız 100. yılla ilgili ayın 29'unda böyle bu sefer büyük bir Cumhuriyet Bayramı daha oldu. Onu da yaşamış olduk. Nice yüzyıllara diyelim. Evet, o vesileyle kitabımız var. Evet. Ben kitap her seferinde getiriyoruz. Evet. Bu sefer de açıkçası Gazi Mustafa Kemal Atatürk diye onun Atatürk'le ilgili hazırladığı bir aslında biyografi çalışması bu. Bunu getirdim. Tabii okurken bir sürü yerin altını çizmişim ama birkaç tanesini bugün özellikle o çizilmiş yerleri okuyayım istedim. Bunlardan bir tanesi bizim kötü bir alışkanlığımız var. Onu aslında kötü olduğunu ifade ediyor. Şunu yazmış İlber Hoca, tarih yakasına yapışılıp hesaplaşılacak bir şey değildir. Evet. Şimdi o kadar güzel yazmış ki, körün fili tarifi gibi tarihi olayları veya tarihi kişilikleri tutup bir tane olayla yorumlamaya kalkıyorlar. Evet. Yani şu anda bırakın geçmişi, günümüzden bakacak olsak, günümüzde siz tutup yani işte mesela Süleyman Demirel'i hangi sözüyle nasıl değerlendireceksiniz? Son derece renkli, son derece farklı zamanlarda farklı adımlar atmak durumunda kalmış bir isim. O yüzden tutup böyle kategorize etme, tek tipleştirme gibi bir hastalığımız var. Halbuki tarihi tarih gibi alalım. Tarihi tarihçiler incelesin, biz de okuyarak ondan keyif alalım. O yüzden bu cümleyi özellikle çizmişim. Tabii çok şey var altını çizdiğim ama mesela Atatürk'ün yine Aydın'da Menderes'le karşılaşmasını anlatıyor. İşte burada muhalif bir genç var, serbest fırka reisi ve hayli etkili deniliyor. O zaman adı henüz Menderes olmayan Adnan Bey'le Demirel Atatürk karşılaşıyor ve onunla görüşmesinde onu Aydın'dan mebus yapmaya karar veriyor. Hmm. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ü o dönemde bir imparatorluk sonrasında yeni bir devlet kurarken bütün o olayların içerisinde bakmak, okumak, tekrar değerlendirmek lazım. Bu 29 Mayıs'la ilgili olarak da en anlamlı kitap bu olacağı için benim aslında daha öncesinde okuduğum ve bir sürü not aldığım aslında pek çok yerinde pek çok not var. Ama mesela burada da şimdi açar açmaz bir tanesi geldi. Buralarda halkın çoğunluğu Türkçe konuşmuyordu. Hatta bürokraside Farsça kullanılırdı. Ancak ordu Türkçe konuşurdu. Her zaman için Türk'tü, Türk ordusuydu ve ordu milletin tarihinde bir devamlık sağladı. Şimdi hoca Türkiye Cumhuriyeti'nden önceki dönemi de değerlendirirken böyle şeyler yazmış. O yüzden hocanın son derece keyifli, tarihi de böyle hikayeci gibi anlatırken kendine ait üslubuyla içine çektiği bir kitap. Ben bu ayın kitabı olarak da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem bu Büyük Cumhuriyet Bayramımızın bir bakıma ismine uygun bir kitap olması dolayısıyla hem de İlber Hoca şahsen de çok sevdiğimiz, saydığımız, Türkiye'de tarihi sevdiren bir isim. Bir de o sebeple bu kitabı getirmiş oldum. Peki, çok teşekkürler Cengiz Bey. Evet, böylece bir ay sonu raporunun daha sonuna geldik. Bir sonraki ay sonu raporunda görüşmek üzere.